Merhabalar. Az önce bir bağlantı problemimiz oldu galiba. Itçay Koşar bağlantı isteği gidememiş. Onu halletmeye çalışıyorum. Tekrardan ekleyeceğim yayına şimdi gelirsem. Evet, şu an gördüm. Katılacak inşallah. Şu an tamamız galiba. Evet, güzel oldu. Evet, demin gelmedi bir aksilik oldu herhalde. Şimdi tamam. Zannedersem. Tamam. Şimdi görüntüde veya seste bir problem yok zannedersem. Eğer varsa arkadaşlar bildirirse çok sevinirim. Ben seni gayet net duyuyorum. Sen de herhalde iyi duyuyorsun. Evet, gayet net duyuyorum ben de sizi. Bir problem Tamam. yok şu an benim için. Funda Hanım da geldi. Funda Oskay. Aa, Evet. yıllardır görmüyorum Funda'yı. Fundacığım, iyi akşamlar, hoş geldin. Herkes hoş geldi bu arada. Evet, herkes hoş geldin. Itri Koşar hocamız. İyisiniz inşallah. Estağfurullah. İyiyim. Uzunca bir süreden sonra ben ilk defa canlı yapıyorum. En son Arda Aydın'la yapmıştık. Sağ olsun kırmamıştı. Siz de sağ olun kırmadınız Ne demek? beni. Zevkle. Çok teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz. Bu yoğun vakitte bana da biraz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim, rica ederim. Zevkle. Şey, aslında çok da yoğun değiliz. Bu pandemi biraz yavaşlattı bizi. Biz de yavaş yaşamaya alıştık. Şehir hayatının dışında olmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. O Evet. kadar da yoğun değiliz yani bu ara, bu 7-8 aydır. Esasında evden çalışılıyor zannedersem. Stüdyolar biraz Tabii. da eve taşındı gibi geliyor bana. Öyle söyleniyor çünkü. Tabii. Ben zaten yıllardır, 15 yıldır falan 6 ay başka bir şehirdeyim, İstanbul dışındayım. Kendi stüdyom var. Zaten ben evden yapıp yolluyordum. Bana çok yabancı olan bir şey olmadı. Ben rahat rahat devam ettim. Arkadaşlar biraz zorlandı. Onlara yardımcı olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Çok Dilimiz güzel. döndüğünce. Herkes evinde gayet rahat yapabiliyor şu anda. Evet, sizi dinlerken 90'ların en güzel reklamlarına doğru gidiyorum. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Itri Koşar, Magnum, Kartdorf, Petrol Ofisi, Burger King, Yapı Kredi, o meşhur reklam hani vardı ya böyle dık Tabii, dık tabii, tabii. iyi günler. Tabii. Itri Koşar benim için Falım ve İksir reklamları. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de Yani, demek ki öyle bir iz bırakmışız. evet, O ben onları reklamlardayız evet hep. ben onları gerçekten çok seviyorum. İşte şekersiz saf falan, dişine de Evet. bakar falan. Evet. Bir de İksir'de Şevket Çoruh'la Evet. Yalçın Avşar onun abisi oynuyordu zannedersem. Şevket'i hatırlıyorum da yanındaki oyuncuyu Evet çıkaramadım. Şimdi evet. unuttum yani, kusura bakmasın. Ana Hakan falan sizin sonundaki o şeyleriniz benim böyle ilk internet deneyimlerimin başına hani gelir böyle Türkiye'deki Tabii internet tabii. furyasının başlangıcı. Tabii. O yüzden çok güzel bir his var bende. 90'lı Birçok kişi. yılların ortası, 97, 96, o Evet. civar herhalde, 98 belki. İksirler 98 falan. Evet. Banu Öyle, Halkan falan da öyle. vardı reklamlarda. Evet, Evet. 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 Bir şey merak ediyorum. İsminizi kim koydu? Babanız mı? Babam, Pekcan Bey. babam tabii. Babam koymuş ama halam da istekte bulunmuş. İkisi de Türk sanat müziğini çok seviyorlar. Itri Dede Efendi'den Evet. esinlenerek öyle bir isim koymayı uygun görmüşler. Ben çocukken çok zorluk çektim. Hıdır diyen oldu, Hızır diyen oldu, Itır diyen, Kıtri, Mıtri, artık aklınıza gelebilecek her türlü benzetme. Itri diyebilmek biraz zor herhalde insanlar için. Ben çok sıkıntı çektim çocukken. Evet, Ama ben sonra çok mutlu oldum. sizinle yayın yapacağımı böyle eş dost çevreye söylediğimde ismen çoğu kimse tanımıyor, hatırlamıyor. Ama sesi Tabii, dinlettiğinizde hatırlamaz. bu ses falan. Itri ile Itır aynı anlama geliyor zannedersem. Hemen hemen hoş koku, Yok, güzel. ıtır çiçek. Itır çiçek. Çiçeğin ismi Evet. ıtır. Onun güzel kokusu, ıtır kokusu ıtri. Evet. Hatta şöyle bir şey söylenmişti. Bir reklam kuşağında komple Itri Bey'in sesini duyabilmek mümkün. Değiştirerek hatta seslerinizi. Öyle, öyle. Yani Evet. 1990'ların ortasından 2000'lerin, 2005'lere kadar, 2010'lara kadar öyleydik. Çünkü hem reklamlar daha cesurdu, Evet. daha çok oynamaya müsaitti. Biz de daha istediğimizi yaptırabiliyorduk. Hem müşterilere nazımız geçiyordu, hem seslendirme sanatçıları
olarak hem yapım şirketleri ve ajanslar olarak. Ama şimdi 2010'dan sonra minimum risk, sadece benim ismim duyulsun. İşte güzel bir reklam yapalım, fazla etliye sütlüye bulaşmayalım diye hep tek düze reklamlar olmaya başladı. Ben 10 yıldır hemen hemen aynı metnin değişik markalarıyla, değişik markalar değişik de metinler aynıymış gibi geliyor ben konuşurken mesela son 10 yıldır. Fazla bir değişik şey yapamıyoruz yani. Reklam, siz hani daha ziyade reklam seslendirdiğiniz için söyledim. Reklam dünyası... Evet. 90'larda ve işte 2000'lerin başında çok cesurdu diyorsunuz da bir de şey var, galiba daha yaratıcıydı reklamlar. Tabii. Şimdi hem bir kere bu yaratıcılığın rollerinden biri Ali Taran bu nedir bu diye bir reklam vardı hatırlıyorsanız, Yapı Kredi. Evet, ondan evet. Tutun da benim oynadığım Yapı Krediler daha onlarca, yüzlerce reklamın yaratıcısı, kreatifi evet. Aynı zamanda tabii Ali Bey'in dışında bir sürü çok değerli yaratıcı reklam ajansları var, reklamcılar var ama ben en çok onunla çalıştım değişik işlerde. En çok çalışmayı zevkle beklediğim, iple çektiğim insanlardan biridir. Ali Taran kulakları çınlasın. Bu arada sen şey dedin, ben onu da düzeltmek istiyorum. Düzeltmeyeyim de insanlar bilmiyor tabii. Ben çünkü 1987 yılında dublaja başladım. Biliyorum. 1987'den 95'e kadar normal film, dizi film, çizgi film, belgesel onları konuştum. 95'ten sonra reklamlar o kadar yoğunlaştı ki vakit ayıramadım. Gitmeye fırsatım olmadığı için yapamadım. 25 yıl neredeyse ara verdim. Ben normal sizin... 92 senesinde film dublajını bıraktığınızı okumuştum. 92 senesinde. İşte ondan 95'e sonra kadar ara ara. Evet öyle. Ara ara evet. Gittim. Ama işte 87-92 arası o kadar yoğun çalıştık ki biz. Evet. Ben bazen stüdyoda yatmak zorunda kaldım. Çünkü bu Star TV, Show TV, Kanal 6 onların yeni açıldığı dönemler bütün işlerini 2-3 stüdyo yapıyordu o dönem. Show TV, Star hepsini biz yapıyorduk. Kanal 6'daki filmler, ben günde 27-28 parça iş yaptığımı hatırlıyorum yani. 4 tane film konuşuyorduk. 7-8 bölüm Brezilya dizisi, 7-8 bölüm çizgi film, 5-6 bölüm belgesel. O kadar yoğunduk yani o dönem. 1973 doğumlusunuz ve 87'de evet. Dublaja başladınız. Ama 1980'de zannedersem Sis filminde bir seslendirme evet. Yapmıştınız galiba. Evet. Evet. İşte ben zaten birçok tiyatrocunun çocuğu der ki ben sahnede büyüdüm. Ben sahnede büyümedim. Seslendirme stüdyolarında büyüdüm. Evet. Yani para kazanmadan yaptığım ilk iş Siz. Orada geliyor diye işte çocuk sesiyle bağırdık bir şeyler yaptık ama para kazanarak bu işe mesleki olarak adım attığım yıl 1987. 1987. Allah rahmet eylesin. Arhan Erçin ve Kahraman Acehan sayesinde onlar TRT'de yönetmendi o dönem. Ben de Şubat tatilindeydim. Okulun Şubat tatilinde. Babam götürdü. Onlara teslim etti bu oğlan dublaj yapmak istiyor diye. Onlarla beraber başladık ve öyle devam ettik. Babanız ya tabii Yeşilçam için çok büyük bir insan. Pekcan Koşar. Sağ olun, bizi takip edenler zaten bilirler. Pekcan Koşar hakkında çok paylaşımlarda bulunduk. Yani özellikle Tarık Sağ Akan olun, ve eksik olmayın. Kurumsal sesi gibiydi kendisi. Evet. Yani oynadığı film sayısı çok fazlaydı ama sesiyle zaten müthiş gerçek. Az önce birisi de yazmış, ben de söyleyeyim tekrardan. Babanıza çok benziyor sesin. Tabii. Şimdi babamın oğluyum demek ki. Evet, buradan herkesin anlayabileceği gibi. Evet, şöyle bir durum iyi. Var. Babam biraz daha tenördü. Ben biraz daha baritonum. O kadar fark var yani. Bir de ben 13-14 yaşlarındayken ses daha tam oturmamış. Babamı dublaj için, dublaj yönetmeni kulakları çınlasın Erhan Yazıcıoğlu ve bir sürü insan arardı. Erhan abi hep kandırırdım ben. Arao yapardım böyle. Pekcan abicim işte perşembe günü saat 4'te buluşalım tabii şekerim falan der kapatırdım telefonu sonra babama söylerdim Erhan abiyi kandırdım gittiğin zaman ona söyledi inanmazdı Erhan abi hadi canım ben seninle konuştum derdi o kadar benzerdi gençken daha çok benzerdi şimdi biraz daha ayrışmaya başladı tabii kalınlaştı ses. Buna benzer bir yanda hatta sizin de katıldığınızda belki daha sonraki bölümlerde katıldığınız Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında
Toron Veya Karacaoğlu ile Cüneyt Arkın katılıyor. Beni diyor Toron Karacaoğlu, Cüneyt Arkın diye ararlardı, konuşurlardı. tabii Konuşurduk. tabii öyle. Bunlar Evet. falan arardı diyor. Ben de Cüneyt'in, hani Cüneyt gibi konuşmak zorundaydım diyor. Çünkü sesiyim Tabii ben onun. tabii tabii. Tabii. Benzer bir durum. Ben bir de şöyle bir şey okumuştum. Yavuz Turgul'un zannedersem sizin Evet. seslendirmeye başladığınızda bayağı bir payı mı vardı diye Reklam böyle reklamlar. seslendirmesi tabii. Evet, Şimdi evet. işte o dedim ya, çok yoğun çalıştığımız Evet. dönemde 5-6 film günde 10 bölüm Brezilya dizisi konuştuğumuz dönemlerde bir Brezilya dizisinde sesimi duyuyor. Kim bu çocuk diyor Yavuz abi. İşte diyorlar Itri Koçar. Allah Allah, Pekcan Koçar'la bir alakası var mı? Oğlu hemen diyor, bizim şöyle bir projemiz var, getirin bakalım bir konuşturalım. Benim ilk yaptığım reklam dublajı Yapı Kredi Telekart. Telekart, evet. 1991 olması lazım. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Yapıyor, bir şeyler istiyorlar olmuyor. O dönemde de Cahit abi, Cahit Şayer. Çok bildiğimiz, sevdiğimiz dünya beyefendisi, dünya iyisi bir insan. O da, Muhteşem. onun da kulakları çınlasın. Cahit abi konuşuyor. Ben de diyorum ki siz beni istemiyorsunuz, Cahit abiyi istiyorsunuz. Yani ben konuşamam Cahit abi gibi diyorum. Ondan sonra haklı çocuk yahu diyorlar. Cahit abiyi konuşturuyorlar. Hemen akabinde İş Bankası reklamları geliyor Yavuz Beylere. Manajans'ta Manajans'tı o zaman. Diyorlar ki Itri'yi bunda konuşturalım o zaman. İş Bankası ile birlikte ben reklam dublajları yapmaya başlıyorum. Yavuz Turgul ve Cefi Medina sayesinde. Reklam maceram öyle başladı. Evet. Pekcan Koşar'ın size ne gibi bir avantaj veya dezavantajı oldu mu? Bazen hani Şimdi antipatiyle baktılar mı? Ya babasından, hani amiyane tabirle bakmaz olurlar babasından mı? Hala bakıyorlardır. Ben size söyleyeyim. Şöyle kes. ama avantajı tabii ki dezavantajından daha büyük. Bana bıraktığı en büyük miras mesleğimiz. Yani Evet. babam olmasaydı ben bu mesleği nereden bulacaktım, Ama bilecektim yani. sizin de bu konuda yeteneğinizin ya da hakikaten sesinizin Mutlaka. olmasaydı böyle bir şey Ama miras olarak mutlaka. İşte tabii. o, ama o da bir miras. Yani genetik Tabii. olarak o da bir miras. Maalesef Şöyle oldu. Hep bir dönem Itri diye anılmadım ben. Gençliğimde özellikle ilk başladığım dönemde Pekcan'ın oğlu. Kim bu çocuk? tabii. Pekcan'ın oğlu. Aa, Pekcan'a ne Evet. kadar benziyor. Şimdi düşünsenize, ben kişi olarak Itri'yim ama hep Pekcan'ın oğlu diye anılıyorum meslekte. Onu silmem 2-3 senemi aldı. 2-3 sene sonra abi baktı, Itri Koşar, Itri, Itri. Ha dedim, demek ki o şeyi açtık. Pekcan'ın oğlunu açtık ama ben gene de hala Pekcan'ın oğlu olmaktan büyük gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. O ayrı mesele tabii. Yani iyi ki Pekcan Koşar'ın oğlu olmuşum. İyi ki. Yani biz de keşke. Ben Öyle. Pekcan Koşar'ı en son seyrettiğim yapım zannedersem Ruhsar dizisiydi. Ondan sonra Ruhsar. oynadıysa da hatırlamıyorum. Oynamadı. Evet. Oynamadı. Orada da çok iyi bir rolü vardı. Yani böyle kemikleşmiş roller vardır. Öyle bir rolle Sağ ol, sürekli eksik olma. benzer replikleri falan söylüyordu ama hakikaten çok severek izliyordum. Ben o diziyi de Sağ ol, Pekcan sağ Koşar'ı ol, eksik olma. çocukluğumdan beri dublaja meraklı olduğum için seslendirmeye falan hani seçilebiliyor gayet de güzel. Tabii. Burada bir arkadaşımız demiş ki Abdurrahman Palay gibi Yeşilçam sesleriyle anıları varsa anlatabilir mi? Çok. Hani Şimdi biraz tabii Pekcan kalan bir miras olalım. inan aklımdan o geçiyordu. Avantajları var mı dedin ya. Evet. Şimdi benim en büyük avantajım, ben bebekken, çocukken, yani 2, 3, 4, 5 yaşlarımdayken veya 6 yaşıma kadar falan babamla sürekli seslendirme stüdyolarına gittim. 1950'lerin sonundan 1990'ların sonuna kadar, belki yani şimdiye kadar aklınıza gelebilecek bütün başrol de önemli değil. Konuşmacılarla hem tanıştım, Itri olarak onların kucaklarına oturduk, büyüdük. Onlar bizi hoplattı, zıplattı. Allah rahmet eylesin. Kamuran Uslar işi bitmesine rağmen babam içeride diye bırakmazdı beni. Şey yapardı, Hacivat Karagöz oynatırdı ki vakit geçsin, babam işten çıksın da ben yalnız kalmayayım dışarıda diye. Efendim işte Saadettin Erbiller, aklınıza kim geliyorsa Alev Korallar, efendim Tijen Parlar, Ceyhan Abla, aklınıza kim geliyorsa Doğan Bavli, işte bu insanları çok fazla genç nesil hatırlamaz tabii. 1970 Demin doğumlular falan hatırlar.
Nevin Akkaya var mıydı? Nevin Akkaya yoktu. Nevin Akkaya ile belki karşılaşmışımdır da hatırlamıyorum. O kadar samimi olmadık ve çalıştım sonra ben bu insanların hepsiyle. Yani meslek hayatımda da Abdurrahman abi benim hem yönetmenliğimi yaptı hem yan yana konuştuk. Abdurrahman abiyle şöyle bir anım var. Helmut diye bir stüdyo vardı. Bir apartman dairesinden bozma. Ufacık bir stüdyo. Kış vakti hiç ne kalorifer ne soba hiçbir şey yok. Kataretik o zamanlar aygazla ısınılıyor bir odada. O da yarım yanıyor, bozuk. Dedi ki akşam 7'de geleceksin yalnız dublaj oğlum dedi. Niye dedim? Akşam 6'dan sonra daha ucuz oluyor dedi stüdyo. Bu ucuz bir film dedi. Ucuza yapacağız dedi. Tamam dedim. Ben bir gittim 5 kişiyiz. Dedim kaç kişilik film? Normalde 20-25 kişi olmamız lazım. 5 kişiyiz stüdyoda. Abdurrahman abi dedim 5 kişiyiz. Tamam oğlum işte dedi. Başrolü sen konuşuyorsun. Yan rolü sen konuşuyorsun. Yaşlı adamı sen konuşuyorsun. Diğer adamları ben konuşuyorum. İşte Jönfi diyorduk o zaman. Jönfi'yi kadını Süheyla diye bir arkadaşımız vardı. Süheyla konuşuyor. Öbür yaşlı kadınları da Allah rahmet eylesin Ülkü İlker konuşuyor dedi. Ya dedim nasıl bitireceğiz biz bu filmi? Bir şekilde akşam 7'de girdik 12'ye kadar 5 kişi koca filmi bitirdik. Öyle de bir anımız var Abdurrahman Palay'la. Allah rahmet eylesin. Bu dediğiniz türden imkansızlıklardan mıdır? Nedir? Yeşilçam'da hakikaten bir kişinin bir sürü kişiyi seslendirdiği film var. Saadettin Erbil, Hayri Esen, Pekcan Tabii, Koşar'ın tabii, tabii, da tabii. vardı. Kamran Uslar. Doğru. Hatta Kamran Uslar Yeşilçam değil. Çağrı filminde bile iki kişiyi seslendirmiş. Şimdi ben size babamın ne için babam Hababam sınıfında Tarık Akan'ı konuşurken askere giden biri vardı hani hatırlıyor musunuz? Böyle konuşurdu Ahmet o. Arın Hatırlıyor musunuz? Böyle konuşurdu. Heh, onu da babam konuşuyordu. bizim ailede de ikisini konuşuyordu. Düşünün yani hem Tarık Akan'ı konuşuyorsunuz hem başka bir karakteri konuşuyorsunuz. Öyle çok şeyler var. Biz de öyle çok konuştuk. Ben çok konuştum. Ben bir reklamda 7 kişiyi konuştum. Diyeceksin ki ne yaptın abi? Şöyle hem James Bond'u konuştum hem 6 tane kötü karakteri konuştum. Hatta dış sesi de sayarsak 8 kişiyi konuştum. Maşallah. Mesela. Öyle bu imkansızlıktan değil ama bu bizim becerimize güvendikleri için öyle yazmışlar metni. Öyle konuştuk, konuşuluyor yani. Tarık Akan ya da Kadir İnanır'la Pekcan Evet. Koşar'ın bir dostluğu oluştu mu belli bir şeyden sonra seslendirmede dostluk var mıydı aralarında yoksa çünkü şöyle bir Tanışıklık şey diyelim. tanışık şöyle bir şey var Tabii. mesela işte bayan işte aktrislerimiz için söyleyeyim seslendiren kişiyle çok fazla görüşmüşlükleri yoktu bildiğim kadarıyla mesela işte Ceyhan Tözüm Hülya Koçyiğit'ten yakınırdı bu şekilde yani seslendiriyordum ama hiç görmüyordum kendisini diyordu. İşte Tabii tabii herkes yani. Hülya'nın sesini olarak biliyordu ama hiç kendisini görüşmedik. Neredeyse yok Çünkü diyecek insandır diyordu. oyuncular dublaja gelmezdi. Yani oyuncular çok ender. Yani 100 oyuncudan 5-6 oyuncu belki dublaja gelirdi teşekkür etmeye. Ya da abi beni böyle konuşur musun? Ya da işte abla beni böyle konuşur musun? Onlardan birileri değildi Tarık Akan anladı bildiğim kadarıyla ama tanışıklıkları vardı. Babama teşekkür etmişliği falan vardır da. Babamın sitem ettiği yanlar da vardı Tarık Akan'a. Oğlum bir sürü ödül alıyorsunuz. Hiç bizden bahsetmiyorsunuz konuşmacılardan. Yani kendinden değil. Bütün konuşmacılardan. Ne abi siz de parasıyla yapıyorsunuz. Bedava mı yapıyorsunuz demişti Tarık Akan. Sen bedava mı yapıyorsun? Sen de para alıp oynuyorsun filmlerde. Mantıken de şimdi yani neyse. Kadir İnanır'la da Geçmişti. şöyle bir şeyimiz var. Kadir İnanır'ı babam biliyorsunuz Al Yazmalım filmiyle başka bir seviyeye getirmişti. O dönemde çok sevilmiş o film. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır. Levent Yanır, İlk evet. dizisini çekerken Allah rahmet eylesin Esen abi yönetmen, Esen dizinin Yanır. yönetmeni Esen abiyle de ayrıca çok anılarımız var. Diyor ki Kadir abi Esen abiye ya diyor Pekcan abi beni diyor başka bir yere taşıdı. Oğlu da diyor benim yeğeni belki başka bir yere alır da yüklenir bir yerlere gider. Itır'ı konuşturalım benim yeğene diyor. Tamam diyor Esen abi de. Dublajdan bir gün önce de Galatasaray maçı var. Ben de Galatasaray maçına gidiyorum. Aslında Galatasaraylıyım. Nasıl bağırıyorsam ses böyle oluyor. Bu böyle çıkıyor ses. Sabah bir gidiyorum. Esen abi diyorum. Ben de ses çıkmıyor. Niye oğlum? Dedim maça gitti.
Maça gittin de oğlum olur mu bak diyor, ben hasta Fenerbahçeliyim, 35 yıldır maça gitmiyorum. Seslendirme dublajcı, seslendirme yapan adam, dublaj yapan adam maça gider mi diyor. Hadi diyor git sen çarşamba günü gel diyor. Ihlamur, iç bal iç bilmem ne, neyse sesi düzeltip geliyoruz başlıyoruz da en büyük öğütlerden birini işte o gün almış oldum Esen abiden. Ondan sonra bir 25 yıl falan ben maça gitmedim. Sesimi kısmayayım diye. Çünkü dayanamıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. İşte bu da böyle bir şey. Anıydı. Kadir İnanır, hem Kadir abiyle hem Esen abiyle. Seslendirmeden evvel tiyatroyla başladınız. Zannedersem Bakırköy Yok tiyatro değil. tiyatrosu. Yok tiyatro değil. Oyunculukla başladım 1985'te. Ama televizyon dizisi idi o. TRT'de başladım. Dublaja başladım. Ondan sonra 1991 senesinde Genç Sanat Tiyatrosu Vural Buldu. Onu da Evet, kulakların Vural Buldu'yu içindesin. söyleyecek. O da Vural çok Buldu'yla Genç Sanat Tiyatrosu'yla çocuk oyunu yaptık. Sonra 1900 ayrıca dublaja ikinci kez geri dönmemde de Vural Buldu'nun da payı vardır. O da işte bu özel televizyonların açılmasıyla beraber dedim ya size stüdyodan Evet. çıkamıyorduk. Senkron diye bir stüdyo vardı. Orada yönetmene benden bahsetmiş, baş yönetmene Nedret Güvenç'e, şey Nedret Güvenç değil, Nedret Denizhan'a gelsin demiş. Seni oğlum dedi, gel götürelim, senin sesin güzel dedi. Dublaj yaptıralım, ben zaten yapıyorum abi dedim. Gittim, gidiş o gidiş. Ondan sonra bir daha işte paçayı kurtaramadık. İyi ki gitmişiz, iyi ki vesile olmuş. Sağ olsun, var olsun. Vural Buldu da harika bir sestir. Hatta Tabii. bilmeyenler için söyleyeyim. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde ilk 97 bölümde neredeyse Evet. her bölümde farklı birini seslendiriyordu. Hatta kendisi bir ara oynadı. Hani uyuşturucu müptelasının Evet, kızı evet. babasını da Evet. oynamıştı. Evet. Diziyi seslendirme adına bir anlamda kurtarmıştı. Özellikle Tabii, tabii, tabii. figürasyonu falan kurtarmıştı. Çok güzel bir Tabii sesi çok vardı. ayrıca iyi de bir insan. Kalbi de çok iyi bir insandır. Oğlu da çok beyefendi, çok iyi bir insan. İşte bazı dönüm noktaları olur ya, Vural Evet. Buldu'nun beni senkrona götürmesi de benim için bir dönüm noktasıydı. Çünkü sürekli iş yapmaya başladım onun sayesinde. Yani daha aralıklı dublaj yaparken daha hızlı dublaj yapmaya başladım ve ondan sonra zaten önüm açıldı. Yani Vural Buldu da burada mihenk taşlarından biridir. Benim dublajda ilerlememdeki nedenlerden biridir. Ya merak ettim, özellikle merak ettiğim bir şey var. Hatta yani bunu söylemek bilmiyorum nasıl bir şeydi. Esen Günay rahmetli işte vefat Allah rahmet eylesin. ettiğinde Allah rahmet eylesin. Selma Sonat hanımefendi bana mesajla bildirmişti bunu. Ben de işte ilk defa hatta duyurmuştum buradan. Yani üzücü bir Evet. haber ama hani sevenlerine ki hakikaten çok seveni var. Bu kadar sessiz sedasız göçüp gitmesi kendi tercihi miydi yoksa hani bazı vefasızlık mı söz konusuydu ki Yok yok, zannedersem vefa. vefatından bir sene evveline kadar bildiğim kadarıyla Vodafone Tabii seslendirmeleri tabii. falan yapıyordu kendisi. Öyle öyle. Ama rahatsızdı. Yani tedavi Evet görüyordu evet. zaten kendisi. Evet Çok kişi biliyorum. bilmezdi. Çok kişi Evet. bilmezdi onu. Vefasızlık mı diyelim? Zamansızlık mı diyelim? Şimdi Sedat kardeşim, seslendirme yapan insan şunu diyemez. Ya Esen abinin cenazesi var da ben bu işi bırakayım, bir 2 saat gideyim cenazeye, geri geleyim, öyle devam edelim. Öyle bir şansın yok. Ya da provadaki adam, yani çok zor. Bunu diyebilecek insanlar bir elin parmaklarını geçmez bin kişide. Vefasızlık olacağını zannetmiyorum. Esen abi de beyefendi bir insandı. Evet, Böyle evet. hiç kimseye bir kötülüğünü ben ne duydum ne gördüm bunca sene. Benim babam da çok sessiz sedasız göçtü aslında. Onun da çok fazla cenazesine gelen giden olmadı ama o günkü şartlar, insanların durumu bilemezsiniz ki. Babam sevilmeyen bir insan değildi. Tabii Sevilen ki. de bir insandı. Ama ben kimseyi suçlamıyorum. Yani Esen abinin de sessiz sedasız gitmesinde kimseyi suçlamamak lazım yani. O günkü şartlar onu gerektirmiştir. Hepsi kalbimizde yaşıyor. Hiçbir şeyi yok yani. Sakıncası yok bence. Aynı şekilde yani vefat yıl dönümlerinde özellikle hep Tabii buradan bu tabii. sayfadan anmaya özen Sağ ol, eksik gösteriyorum. olma. Sağ ol. İnşallah yeni nesilde bu isimleri, bu sesleri zaten sesleri duyuyorlar. Kime ait Evet. olduklarını bilerek Evet. inşallah daha bilinçli bir şekilde seyredecekler. Seyretsinler. Az önce Levent İnanır örneğinde olduğu gibi özellikle bunu Itri
Koşar seslendirsin diye böyle bir tercih konu olduğunuz mu var? Çok, Reklam çok. olur, şey olur. Hepsini anlatayım ben şimdi sana. Şimdi Tabii. 1990'larda müşteri profili çok değişikti. Özellikle reklam müşterileri. Ajanslara direkt isimlerle geliyorlardı. Ben bu işimi Itri Koşar'a seslendirmek istiyorum. Seslendirmek istiyorum. Bu işimi Cüneyt Türel'e seslendirmek istiyorum. Bu işimi Pekcan Koşar'a diye öyle direkt geliyordu işler. Mesela bir tanesi yine Cefi Medina'nın şu anda kurucusu olduğu Medina Turgul DDB'yi açtıkları dönemde mobil Delvak gelmiş. Mobil 1. O zaman da Allah rahmet eylesin Lami Sezer seslendiriyor. Vefat etmişti Lami abi. Müşteri temsilcisi diyor ki biz Itri Koşar'la çalışmak istiyoruz. Ve ajanstan birileri de diyor ki çok şey kalır. Nasıl söyleyeyim? Genç ve hafif kalabilir ses. Çünkü Lami abinin sesi var. Yok diyorlar biz Itri Koşar'la çalışacağız. Onlar diretiyorlar. Ve ben konuşuyorum. Lami abi kadar iyi konuşmasam, iyi demeyeyim de onun kadar böyle etkili olmasa da biz de elimizden geleni yapıyoruz. Müşteri çok memnun kalıyor. Sonra aradan 20 sene geçiyor. Müşteri bana bunu anlatıyor. Size ajans değil. Biz konuştuk. İstemedi ajans sizi konuşturmak. Biz konuşturduk diye. Yani böyle onlarca örnek var. Müşteri gelip direkt sizin isminizi söyleyip ajansa sizi kabul ettiriyordu eskiden. Şimdi öyle bir durum yok maalesef. Anladım. Kime durum var? Lami Sezer dediniz. Geçenlerde 90'ların en meşhur reklamlarından biri olan bu Fırat Boru'nun Tut Işığının Ucunu, Evet. o reklamın sonundaki seslendirme Lami Sezer'in. Ben hep şunu merak etmişimdir. Lami Sezer'in sadece bir tane görüntüsü var. O da Biri ve Diğerleriydi zannedersen filmin adı. Müşfik Kenter diyorum. Mücap Ofluoğlu ile bir tane onu da oynadığı Aytaç Arman'ın başrolünde olduğu bir film var. Orada ufak bir görüntüsü var. Başka hiçbir görüntüsü yok. Şöyle söyleyeyim sana Neden yok? TRT arşivlerine girersen Lami abi TRT haber spikeriydi. Onu bir türlü bulamadım. Zaten TRT Arşiv diye Mutlaka bir site var ama yani var. arşiv adına çok eksik. Onu da Yükledikleri bir sürü söyleyeyim. videoları sildiler. Niye sildiler onu anlamadım. Onu anlatacağım. Benim bile orada bir sürü şeyim vardı, videom vardı. Bu yenilediler TRT arşivini. O yenilendiği dönemde kayboldu. Her şey kayboldu. Ne benim datalarıma ulaşılabiliyor, ne babamın datalarına ulaşamıyoruz yani. Belli kişilerin datalarına ulaşılabiliyor. Herhalde bir yeni yapılanma olduğu için bir arıza falan bir şey oldu ama TRT'den de isteyebilirsin. Yani ben böyle bir şey yapıyorum. TRT'ye telefon açıp Lami Sezer'in görüntülerini rica edebilir miyim derse sana yardımcı Bunu olabilirler. deneyeceğim. Şöyle bir şey var. Hatta TRT Arşiv ilk açıldığında ben yıllardır arayıp da bulamadığım seslerin videolarını oradan ulaşmıştım. Mesela Sacide Keskin Hanımefendi, Sadrettin Kılıç, hatta Evet. böyle köy oyunu, yani köy hayatını Evet, anlatan bir evet. tiyatro oyunu şeklinde bir şey vardı. Evet. Bak Böyle onlarla da kısa kısa çalıştım ben. Sarçın Sadrettin Hanım'la Kılıç. da, Sadrettin abiyle de hepsiyle çalıştım. Hakikaten Yani sizi biz de çok şanslı muhteşem bir değil mi? nesil. Sadrettin Biz çok Kılıç'ın sesi şanslı bir nasıl? nesiliz. Tabii. Her İstemi Betül'den tut da bir sürü insan. Şöyle ki bizim dönemimizde tulum kayıt denen bir kayıt şekli vardı. Herkes kayda gelirdi. Sırası gelen içeri kaç kişi girilmesi gerekiyorsa, o sahnede kaç kişi konuşuyorsa, 6 kişi ise 6 kişi içeri girilip konuşulup bir sonraki bölüme geçirilirdi. İnsanlar birbirini hem tanırdı, hem vakit geçirirdi, hem ustaları gözleme fırsatımız olurdu. Gidip arkalarında oturup ne yaptıklarına bakardık. Seslerini sürekli duyardık. Bizim öyle bir şansımız oldu. 1990'ların sonundan sonra, 2000'den sonra diyeyim, teknik değişti. Çünkü tek tek kayıtlar başladı. Herkes tek başına gidip kaydetmeye başladı. Şimdi ben yanımda duyup da onun oyununu alıp bir şey size söylemem farklı. Kendi başıma karşımda ne görüyorsam, duyuyorsam onu söylemem farklı. O lezzet de kayboldu. Velhasıl bizim jenerasyonumuz, yani ben biraz genç kalıyorum tabii. Benden de bir önceki jenerasyon usta-çırak ilişkisi açısından çok şanslı. Evet, şu an bugünümüzde usta çırak ilişkisi çok fazla yok. Zaten belki de bu olmadığı Hiç yok. için sizin döneminizdeki gibi, yani sizin jenerasyondaki böyle karakter sahibi diyelim tırnak içerisinde sesler çok fazla çıkmıyor. Ben bunun eksikliğini yaşıyorum açıkçası. Hani bir izleyici, bir dinleyici olarak bunu yaşıyorum.
Yani bir şey dinlediğimizde Itri Koşar'ı algılayabiliyorsak, bu günümüzde çıkan seslendirme sanatçısı ya da seslendirme yapan kişileri de algılayabilmemiz gerekiyor. Bu biraz zor. Ama o dönemi Zor. daha çok evet, kolay ayırt edebiliyoruz. Siz şimdi kimleri algılıyorsunuz biliyor musunuz? Ne kadar çok seslendirme yaparlarsa o kadar çok kulağınız alışıyor ve hep onları seçiyorsunuz. Hep Evet. beyin tanıdık olan sesi seçip oraya atıyor. Tanımadık sesi de reddediyor. Diyor ki bu ses, mesela seslendirmeyle ilgilenen seslendirme meraklıları insanlar hep şey yapıyor. Bu ses buna yakışmamış, bu ses buna yakışmış. Yakışıp yakışmamasından çok sen o sesi aradığın için, alışkın olduğun sesi aradığın için yakışmadı zannediyorsun. Halbuki öyle değil. Sesle alakası yok konuşmanın. Ses ikinci, üçüncü planda. Adam ne yaparken konuşmacı ne yapmış o önemli. Böyle bakılmadığı için hep alışkın olduğunuz sesleri duymaya tekrar çalışıyorsunuz. Öyle bir şey gelişti. Bu son dönemde özellikle. O yüzden karakter sesleri eskisi kadar yok. 3-5 tane insan mecburen öyle zaten. Piyasa onu gerektiriyor. 3-5 tane insan lokomotif gibi koştura koştura dublajlara gidiyor. İnsanlar da hep onun sesini, onların sesini arıyor doğal olarak. Bu arada çok Doğrudur. affedersin, sen bir soru soracaktın ama tiyatro konusuna çok değinemedik, onu da söyleyeyim. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda 1994'te başlayıp 99'a kadar oynadım. 99 ile 2000 yıllarında da Müjdat Gezen ile birlikte Hababam Sınıfı oynadık. Tulum Kale'yi oynamışsın. Evet, ondan sonra tiyatro yapmak istemedim açıkçası. Ben babam dolayısıyla oyunculuk yaptım. Yani hasbelkader oyuncu değilim. Konservatuvar oyunculuk bölümüne girdim gerçi ama oyuncu değilim. Ya ben seslendirmeciyim. O yüzden çok şeyim olmadı, ilgim olmadı. Ne yalan söyleyeyim tiyatroya. Şener Şen Beyaz Şov'a katıldığında şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki beni bir yerde gördükleri zaman hemen gelip bildiğimiz o klasik Maho Evet. repliğini, işte senin namussuz seni falan, bu repliği sürekli söylüyorlar bana ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Peki siz de hani sizi gördüklerinde özellikle reklamlarda sizden duydukları replikleri söyledikleri Magnum oluyorlar mı? istiyorlar. Magnum. Sürekli Magnum der misin? Magnum der misin? Burger King der misin? Efendim, Kartdor der misin? İşte Doktor Ötker der misin? Türk Hava Yolları der misin? İşte aklınıza gelebilecek o dönem ne konuşuyorsak artık çok istiyorlar. Hala istiyorlar. Yahu diyorum öyle durup dururken olmaz yani, bir moda girmek gerekir, bir şey görmek, bir şey hissetmek gerekir. Yapmayın etmeyin. Ama kıramıyoruz tabii. Söylemek zorunda kalıyoruz. Evet, bunu canlı yayın yaptığım bütün isimler hep böyle söylüyordu. Mesela Evet. şeyde Özden Ay Yıldız da Evet. şey diyorlarmış. İşte bir Galadriel yapar mısınız? Evet. İşte Elif Acıhan'a bir Kuşi yapar mısınız falan? Tabii, Bir tane tabii. hanıma işte Mari Mari seslendirir misiniz? Bir siz Evet. Mari Mari yapar mısınız falan diye. Tabii yani onu bir moda girmek gerekiyor. Haklısınız. Bak geçenlerde senin sitende gene konuşmuştuk bunu. Mari Mari bir tanem hanım değil. Özlem Altınok. Yok, Aslında konuştuk. Siz sonraki. Marimar'ın ATV'deki Sonraki. bölümlerinde. Tamam Evet, işte. sonraki. Tamam Sonraki, evet, doğru. sonra. Ben O de onu zaman bilmiyorum mesela. Bir daha yayınlandığını bile bilmiyordum. Takip etmedim açıkçası. ben Haberim hep bile yoktu bir tanem hanımın konuştuğunda. Bir tane hanımla izledim. Yani Maria Mercedes, Maria Barrio izledim değil, izlemek zorunda bırakıldım, öyle söyleyeyim. Çünkü Estağfurullah. ablamlar falan seyrederler. Hani ben Evet. hoşlanıyorum onlardan ama izlemek zorunda kalıyordum ve izliyordum da Evet. onları. Maria Mercedes, Maria Barrio, bütün Maria serilerini bir Evet. tane hanımın sesinden dinledim. Gerçi hani lafı atılmışken Özlem Altınok'la da inşallah sözleştik, bakalım çok kısa bir süre sonra onunla da bir yayın yapacağız. Tabii çok güzel olur. Olursa. Ya unutmadan özür dileyerek Tabii. söyleyeyim. Bugün Estağfurullah. bu Taşdemir'in doğum günüymüş bugün. Bugün buradan Değil mi? kutlayalım. Evet, kendisini çok severiz Kutlayalım. hakikaten. Allah uzun ömürler versin. Sağlıkla, Versin. mutlulukla inşallah. İnşallah. Bu soruyu cevaplamak zorunda değilsiniz ama özellikle sormak Tabii. istiyorum. 2005 veya 2007 yanılmıyorsam İstanbul'da vergi rekortmeni olmuşsunuz. 2005. 2005. Bu seslendirme işinde hakikaten bu kadar para var mı? Hani bizi takip eden seslendirme yapmak isteyenler bir kariyer düşünsünler mi bu konuda? Şimdi hiç düşünmesinler, özellikle bu dönemde neden olduğunu çok kısa anlatacağım. O 2005 senesinde vergi rekortmeni olmadım ben. Tiyatrocular arasında, sanatçılar arasında 17. oldum
vergi rekortmeni o yıl Mehmet Ali oldu. Yalnız enteresan muhtelif, olan yok, kısmı... muhtelif şeyler geçiyor. Pardon, özür diliyorum, böldüm. 25. sıradaymışsınız İstanbul genelinde. Yok, 17, 25. O ikinci, o bir dahaki yıl. Muhtemelen. Anladım, tamam. İstanbul geneli değil o. İstanbul'daki sanatçılar arasında. Tamam, İstanbul genelinde değil. O kadar uzun boylu değil yani. Şuraya geleceğim. Mesela Ebru Gündeş benden daha alt sıradaydı. Giydiği bir elbise benim vergimin 1/3'üydü. Yani hayır, nasıl oluyor da ben o kadar yukarılara çıkmışım, bir düşünmek lazım yani. Biz demek ki ne kadar dürüst davranmaya çalışmışız, vergimizi kuruş yani kuruşu ödemeye çalışmışız ki. Özellikle söylemek istedim. Elbette seslendirme yapmak isteyenler kariyer yapmayı düşünebilir ama öyle bu dönemde özellikle çok para kazanamayabilirler. Neden kazanamazlar? Bu oyuncu sendika mikrofon önü konuşmacılığı bölümü 2 yıldır çok ciddi çalışmalarla seslendirme rakamlarını mümkün olduğunca yukarı çekmeye, Avrupa standartlarına getirmeye çalışıyorlar. Sercan Gidişoğlu önderliğinde ve diğer arkadaşlar da. Ancak ben geçen gün oturdum bir hesap yaptım bu yeni listeye göre. Benim 1990 yılında kazandığım paralar alım gücü bazında hesapladığınız zaman şimdi yeni gelen listeyle birebir örtüşüyor. Yani şu anda biz 1990'dayız. Yani 30 yıl evveldeyiz. Seslendirme sanatçıları olarak kazandığım, reklamdan bahsetmiyorum, normal dublajlardan bahsediyorum. 30 yıl evveldeyiz. O kadar kötü durumdayız. Seslendirme sanatçıları arkadaşlarımın nefes almaya ihtiyacı var. Özellikle ekonomik anlamda. Çok çalışıyorlar ama çalıştıklarının kadar karşılığını alamıyorlar. O yüzden öyle çok büyük paralar falan yok. Çok büyük paralar değil ama iyi paralar kazanan da yine söylüyorum bir elin parmakları kadar. O da 80 milyonda bir elin parmakları kadar. Oradan hesap edip kendilerine bir şey bitsinler. O kadar kolay değil yani. Anladım. Bizi izleyip de seslendirmeye merakı olan, bu işi yapmak isteyenler inşallah kulaklarına küpe yaparlar. Yapsınlar. Yani bu işte o kadar çok para kazanacağım diye değil, ben bu işe gönül koydum, bu işi yapmak istiyorum diye ilerlemeye çalışırlarsa kendileri için daha rahat olur. Sizin için hangisi daha tercih edilebilir diyelim? Reklam seslendirmesi, film seslendirmesi ya da oyunculuk. Üçünü de yaptınız. Hangisi sizin için daha iyi? Ben reklam seslendirirken sanki elimi yıkıyormuşum kadar rahat yapıyorum. Çünkü o kadar binlerce reklam konuştum ben. Ve binlerce farklı ürün konuştuğum için çok rahat geliyor. Film seslendirmesinde şöyle, eğer yönetmen düzgünse, ses teknisyeni arkadaşım düzgünse, düzgünseden kastım anlaşabileceğim, eğlenebileceğim, eğlenerek yapabileceğim, çeviri düzgünse, film de iyiyse, film dublajı da benim için çok rahat ve çok zevkle yapabileceğim bir şey. Aynı şekilde oyunculuk da öyle. Şimdi Allah rahmet eylesin, Ali Tara ile çok zor çalışırdı insanlar. Ali Tara Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük reklam yönetmenlerinden biri. Belki dünyanın, abartmıyorum yani. Biz işte bu Hamam filmini, Tık 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 iyi günleri hep Ali Tara ile, Taram değil, Tara evet, çektik. Tara. Onunla bir daha film çeker misin desem, o da benim için çok kolay. Ben Ali abiyle de çok rahat anlaşıyorum. Ömer Vargı ile çalıştık, İnşaat 2 filmini çektik. İnanılmaz evet. Rahat çalıştım. Yani rahat çalışabileceğim ortamlarda benim için hiçbiri birbirinden farklı değil. Ama şu anda kendimi en rahat hissettiğim şey reklam dublajı tabii. Anladım. Zaten bunun için size sorduklarında nasıl oluyor da 5 dakikada reklam seslendirmesi yapıyorsunuz diye sorduklarında 35 sene artı 5 dakika. Artı 5 dakika. Öyle 35 dakika değil yani. Evet. 35 sene artı 5 dakika. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu da inşallah kulaklara küpe olur. Yani emeksiz evet. Yemek olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Ben stüdyolarda yattım. Uyudum, kalktım. Yani öyle yukarıdan zembille inip bu işin mikrofonun karşısına geçmedik biz. Biz çok çalıştık. Biz derken benim dönemimdeki olan bütün arkadaşlarım, biz gerçekten cefa çekerek, zorluk çekerek, bir de şöyle düşünün, teknik imkansızlıklarla ufacık bir odada 20 kişi bazen gerekince içeri girdik, 20 kişi konuştuk. Şimdi herkes klimalı ortamlarda tek başına içeri giriyor, vır 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 konuşuyor, fırt diye gidiyor 2 saat sonra. Öyle değil.
sabah 8.30'dan gece iş ne zaman biterse sabah 4'e kadar çalıştığımız dönemler oldu. Yani bu iş meşakkatli iştir. Öyle göründüğü gibi kolay değil. Hep karanlık stüdyodasınız. Havasız bir ortamdasınız. Falan filan. Uzun bir yolculuk yani. Anladım. Hocam ilk konuştuğunuz rol az önce söylediğiniz ses filminde bir çocuğu zannedersem. Evet, para kazandığım ilk filmi soracaksan onu, o evet. Da Arhan Erçin, Cahit abinin yanında konuştum. Bir taksi Cahit şoförü. Cahit Şair. O başrolünü konuşuyordu 1987 senesinde. Taksi şoförü konuşturdu bana Arhan abi. 25 sent efendim diyorum. Teşekkür ederim diyor. Paranın üstünü veriyorum. Buyurun diyorum. O kadar. İki laf. 25 sent. Buyurun. Bir kere de kaydetmiştik ama. Yani çok peki, o zaman için o kadar, çok büyük bir şey. O kadar para kazandınız mı? 25 sent ediyor muydu? O dönem kazandığım daha para. Daha fazla kazandım. Daha fazla canım. O kadar. Yok, o değil. Sen o rolden. O kadar mı para kazandım? Kazandım. Daha fazla kazandım. O kadar. Bir de şeyi soracağım. Şimdi Pekcan Koşar'ı ayrı bir kenara bırakırsak eğer. Geçmişte, günümüzde de olabilir. Önce geçmişi soralım, şimdi günümüzde. En beğendiğiniz seslendirme sanatçısı ya da sanatçıları kimlerdir? Bir de idolümüzde. Günümüzdeki bir idolüm zaten Pekcan Koşar. Başkası evet, olması işte o yüzden zaten Pekcan Koşar'ı bir kenara bırakırsak kim olabilir? Daha çok örnek aldınız diye. Günümüzdeki genç arkadaşların hiçbirini ismen tanımıyorum, bilmiyorum. Yani çalışmadım da, çünkü dediğim gibi tek tek girilip çalışıldığı için tanışma fırsatımız olmadı. İsmen belki beni bilirler ama görseler, yolda görseler tanımazlar beni. Çünkü tanışmadık yani. Bilmiyorum. Var tabii kabiliyetli genç arkadaşlarım. Ama bir önceki jenerasyon için söyleyebilirim. Çünkü onları tanıyorum. Sungun Babacan, Sezai Aydın, efendim Yekta Kopan, Özden Ay Yıldız, Gülen Karaman, daha çok isim sayabilirim. Hatta şimdiki nesilden Arda Aydın. Tabii ama şöyle de bir şey var. Soruyu şöyle sormak lazım. Beğendiğiniz seslendirme sanatçısı her rolü konuşabiliyor mu? Yani ha, 17 yaşından 70 yaşına kadar, komediden drama kadar. Yani böyle bir yelpazesi var mı? Yani benim için o da önemli. Şimdi genç nesil hiç tanımadığım için beni mazur görsünler. Onlar hepsi çok yetenekli arkadaşlarımın. Hepsi gayet işlerinde başarılı. Tanımıyorum, o yüzden isim veremiyorum yani. Benim zaten sıradaki sorun da şuydu. Sizinle alakalı ve genel, az önce dediniz ya, her rolü ya da işte her seslendirmeyi yapabiliyor mu diye. Ben şey soruyorum, sesinizin bir sınırı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şu şekle girmez, şu role girmez ya da şunu seslendiremem. Yani 2,5 yaşında çocuk konuşamam tabii. Tabii şu an vaziyette. 17, ama şimdi şöyle, ses tellerinin de bir şeyi var. Ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar esnek kalıyor. Ben yıllardır sinema dublajı yapmadığım için kalınlaşmaya başladı ses. Ben eskiden 17 yaşında adam da konuşuyordum ama şimdi 17 yaşında o biraz 23-24 yaşında gibi oluyor. Yani yaş olarak eskiden 15 yaşından ölüm döşeğindeki adam kadardı. Şimdi işte 25 yaşından ölüm döşeğindeki adam kadar. Ama şey skalasına baktığın zaman komedi, dram vesaire sınırım yok. Yani karşıdaki adam ne yapıyorsa aynını yaparım. Hatta o kadar çok bazen aynını yapıyoruz ki eleştirmişler. Bu kadar da böyle de olur mu demiş bir tanesi. Adam ne yapıyorsa aynını yapıyorum. İşte bu yüzden Türkçe dublaj seyretmiyorum diyor. Orijinalinde aynı ne yapıyorsa onu yapıyorsun yani. Ben ekstra bir şey yapmıyorum ki. Adam ne yapıyorsa aynını yapıyoruz. Onu da beğendiremiyoruz bazen. Türkçe dublaj film seyretmiyorum ya da işte Türkçe dublaj dizi seyretmiyorum diyen insanlara ben şöyle şimdi ama şöyle, benim için bu. Tabii ya, şöyle günümüzde bir entelektüel hava katmak adına kendisine bu tip şeyleri söyleyen insanlara ben mesafeliyim açıkçası. Yok o kadar bizim, değil canım. Bizim memleketimizde dublaj çok güzel yapılıyor. Yani belki dünyada en iyi yapılan yerler. Örnekleri de var. Çok iyi örnekleri de var ama çok kötü birkaç örneği de örnek gösterip, yani suyu misal olmazdan yola çıkarsak hani komple sektörü gömmenin de bir manası yok. Tabii canım, öyle değil. Haksızlığa gerek yok. Tabii. Şöyle,
Tabii ben normal senin seyrettiğin gibi seyredemiyorum ki dublajı. Tabii. Yani bazı arkadaşlarımız var, 1,5 dakikalık sahnede bir kere ekrana bakmıyorlar. Ya ekrana bak, içimiz böyle olmuş, adam böyle konuşuyor. Adam hala böyle konuşuyor. Olmaz, şimdi bu olmaz ki o yani gibi. Ben öyle böyle baktığım için, ya ne oluyor ya diyor. Ben kendi seslendirdiğim filmleri bile, ya bu bak burada nasıl yapmışım, adam kafasını yan yapmış. Yan yapınca bak ses bu tarafa doğru gidiyor. Niye ben öyle yapmamışım diyorum. Kaçırmışım onu diyorum o ara. Herhalde bir sonraki lafımı okumuşum diyorum. Kendi yaptığımı bile seyretmiyorum. Yoksa dediğin doğru. Türkiye'de gayet başarılı dublaj dünyaya kıyaslarsan. Kesinlikle. Az önce şey soracaktım. Hani Itri Koşar özellikle seslendirsin bunu dendiğinde. Evet. Daha önce de takipçilerimizden şöyle sorular gelmişti. Bunu da özellikle not aldım. Bir tekelleşme oluyor mu sektörde? Hani Itri Koşar Olur. adına bir tekelleşme ya da az önce mesela dediğiniz gibi Arda Aydın, özellikle Arda Aydın seslendirsin bunu dediğinizde bir tekelleşme söz konusu mu? Şöyle tekelleşme olur, şundan dolayı olur. İşi ne kadar hızlı yapıyorsun, ne kadar o hıza ne kadar iyi yapıyorsun, ne kadar uyumlusun, herkesi ne kadar memnun edebiliyorsun, yani dinleyicileri ne kadar memnun edebiliyorsun. Bu dördünü hızlı yaptığın zaman, çabuk iyi yaptığın zaman ne oluyor? Hep sen tercih ediliyorsun. Yani anlatabildim mi? İsteklere ne Anladım. kadar cevap verebiliyorsan o kadar talep oluyor sana. O zaman tekelleşme demeyelim de daha çok tercih ediliyorsun diyelim. Evet. Yani tekelleşme o bizim elimizde olan bir şey değil. Arz varsa talep de vardır. Talep varsa arz yaratılır. Yani o bizimle alakalı bir şey değil. Sizin böyle bir talebiniz oldu mu? Yani bu reklamı özellikle reklam için söylüyorum. Benden başkası seslendirmesin hani gönül koyarım Hiç. gibi. Ya da ben seslendirdim Hiç. özellikle dediğiniz oldu mu? Hiç. Şöyle. Ya tabii bana mal olmuş reklamı biri gidip de ben konuştum bunu deyip iki tane, ya ben 100 tane konuşmuşumdur, reklam bana mal olmuştur. Bu benim sayemde böyle oldu diyen, 2 defa o reklamı konuşan arkadaşa gönül koy, arkadaşa da koymam. Onu söyletene gönül koyarım da hiçbir zaman bu işi niye bana konuşturmadılar demedim. Hiç demem de zaten, öyle denmez. Reklamda denmez öyle bir şey. Müşteri istemiştir, reklam kabuk değiştirmiştir, efendim seyirci kitlesi farklılaşmıştır. Hiç demem öyle bir şey. Gönül koyulur mu ya? Biz bir işten para kazanıyoruz. Gönül işi değil mi? Para işi. Az önce dediğiniz gibi Türk Hava Yolları sizden sonra ben Hakan Vanlı'nın da sesini duydum Çok orada. insan. Ben hala konuşuyorum. Falım'da ben sizden sonra Toprak Sergen'in de sesini duydum Falım reklamında. Ayhan Kaya da konuşur. Evet, Ayhan Kaya zaten yani bir şey yapsak bulabilsem kendisini çok talep var onunla yayın yapmamız konusunda. Ya ben susacağım, Bulursunuz konuşsun isterseniz. bulacağız inşallah. Yani bu şekilde gördüm sizden sonra ya da ondan sonra da sizin seslendirdiğiniz olmuştur. Hani Tabii burada tabii. bir hep böyle şey geliyor. İşte bize bir seslendirmeye meraklıyız. Seslendirme yapacağız ama işte böyle bir tekelleşme var. Nasıl işte orayı aşacağız, Yok güzel gideceğiz. kardeşim. Öyle bir şey yok. Bir kere sen bir işi yapmak istiyorsan bu işi mutfağından başlayacaksın. Gideceksin seslendirme yapılan yerlerde. Oturacaksın. Bu iş nasıl yapılıyor bir seyredeceksin. Bakacaksın. Rica edeceksin. Yatacaksın. Kalkacaksın. Ondan sonra düzgün konuşuyor musun? Konuşmuyor musun? Onu bir test edeceksin. Gerekirse bir diksiyon kursuna gideceksin. Diksiyon, fonetik, Türkçe dil bilgisi. Hatta gerekirse oyunculuk. Eğer kendini yetkin görürsen ya da seni yetkin görürlerse, ya sende kabiliyet var kardeşim, git bir seslendirme yap derlerse, o zaman kendini deneyeceksin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben seslendirme kurslarına da karşıyım. Yani seslendirme kursunda seslendirme yapmayı öğrenemezsin. Seslendirme kursunda şunu öğrenebilirsin. Sesimi nasıl kullanabilirim? Diksiyon, fonetik, Türkçe, dil bilgisi biraz. Biraz da oyunculuk eğer öğretiyorlarsa hepsinde, bilmiyorum nerelerde ne yapılıyor. Bu sana belki biraz katkıda bulunur ama gideceksin kardeşim, stüdyonun içine gireceksin. A, B, C nasıl yapıyor, oturup seyredeceksin. Bakacaksın yani. Ondan Esas sonra başlayacaksın. bu dediğinize hak veriyorum. En azından stüdyoda izlenilmesi konusuna hak veriyorum. Fakat stüdyolara artık yani bu pandemiyi de geçtim. Verinde de stüdyolara misafir olarak kimseyi almadıklarına dair bir şeyler Kim duydum da almıyor soru lan? gel. NTV'ye kaç tane adam götürdüm ya? Ya da sordukları zaman NTV'nin başında Aziz Acar var. Aziz kaç kişiyi getirdi, dinletti, seyrettirdi? Hiç öyle bir durum yok.
O Şöyle zaman bir durum. bizi izleyip de stüdyo gezmek isteyenlere bir örnek olsun o zaman Israr bu. etsinler. Çünkü Israr etsinler. bu konuda seslendirme stüdyolarına hani bu şu an yayında yorum yapan arkadaşlar, o yorum yapan arkadaşları göremiyorum ama daha önceki yayınlarda şöyle demişlerdi. Biz seslendirme stüdyosuna gittiğimizde bizi almıyorlar. Hani kapıdan kovuyorlar amiyane tabirle, giremiyoruz ve biz hani nasıl usta çırak ilişkisi olacak, nasıl seyredeceğiz orayı, nasıl bakacağız, dikkat edeceğiz, böyle bir imkan yok diyorlardı da o yüzden söyledim. İşte O hangi zaman kilit seslendirme stüdyolarına gittikleri önemli. isim, Şimdi sen aynen ismi bilmiyorum. İmaj'a gidersen giremezsin. Cineffect'e gidersen giremezsin. Atıyorum büyük stüdyolara gidersen zorlanırsın. Daha önceden onları bir arayacaksın. Benim böyle bir talebim var. Rica ediyorum sizden diye 2-3 kere arayacaksın. Onları kabul ettireceksin. Çok istekli olduğunu anlatacaksın. Yani öyle kolay değil. Ya da işte bir tanıdık bulacaksın aradan. Bir şekilde o stüdyolara kapağı atacaksın. Yani her stüdyo almakla da yükümlü değil, ayrıca almaya da bilir. Ona da kızamayız, bir şey diyemeyiz yani. Doğru. Seslendirme yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı? Onları soracaktım. Az önce zaten bir kısmından bahsettiniz. Özel olarak Söyledim söylemek zaten. istediğiniz bir şey var mı? Hani özel olarak şuna özellikle Şimdi dikkat etsinler. Mesela seslerini kullanma konusunda da olabilir. insanlar kendilerini pek bilmezler. Evet. Zannederler ki çok iyi yapıyorum. Bana o bazen Instagram'dan dublajlar geliyor. Bu benim deneme kaydım. Nasıl buldunuz? Olur mu diye. Yani kırmamak için bir şeyler söylüyorum ama yani olacak iş değil. İnsanlar diyorum işte, insanlar kendilerini bilemezler. O yüzden bir diksiyon kursuna gidip kendilerini bir test etsinler. Bir kere hepsine tavsiyem, yüksek sesle gazete, kitap, yüksek sesle kendilerini duyabilecek şekilde. Hatta imkanları varsa kaydetsinler, kendilerini sonra tekrar dinlesinler. Bol bol gazete okusunlar, dergi okusunlar, kitap okusunlar. Konuşma şekillerine baksınlar. Yani Türkiye'de ilkokullar falan ne halde bilmiyorum ama bizim zamanımızda dil bilgisine falan çok önem gösteriliyordu. Biz bütün arkadaşlarım Türkçe'yi gayet şimdiye göre gayet iyi öğrendik ve güzel konuşuyoruz. Ben özel bir eğitim almadım. Babam da özel bir eğitim almadı. Okuldan aldığımız eğitimle konuşmaya çalışıyoruz. Biz de hani mükemmel değiliz de işte onları bir öğrenmeye çalışsınlar, kendilerini test etmeye çalışsınlar. Onlar için de diksiyon kurslarına gitsinler derim. Pardon. Özür dilerim. Estağfurullah. Son olarak şeyi soracağım. Seslendirme az önce dediniz ya, kurslarda öğrenilmez seslendirme. O işin başka bir boyutu. Fakat hani kurslarda öğrenilebileceği kadarıyla işte diksiyon, oyunculuk, bu tip Evet. eğitimler veriyor musunuz ya da Ben vermeyi vermiyorum. düşünüyor musunuz? Benim hiç bir öğretmenlik gibi bir şeyim yok. Titrim yok. Öyle bir eğitim almadım. Öyle bir çalışma içinde bulunmadım. Yani abi senden iyisi mi olur yaparsın? Hayır, öyle eğitmenlik ve öğretmenlik çok özel şeyler. Yani bunun üstüne çalışmanız lazım. Kendinizi eğitmeniz lazım. Birini eğitmek için önce onu nasıl eğitirim diye kendinizi eğitmeniz lazım. Benim öyle bir çalışmam daha önce olmadı. Ben ancak tecrübelerimden faydalandırabilirim insanları böyle konuşarak. Onun dışında başka bir şey yapamam. Yani Anladım. benim gibi düşünüp de bu işi sırf para için gidip de ders veren arkadaşlar varsa da ayıplarım yani. Anladım. Yani bu konuda tabii eğitim veren kurslar falan var. Onlar tabii içeriğini ben açıkçası çok Ben fazla de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Anlattıkları kadarıyla söyleyeyim. Oyunculuk, dediğiniz gibi diksiyon ve seslendirme, dublaj nasıl yapılır stüdyoda? Bu konuda eğitimler verdiklerine dair bilgiler alıyorum. Hani konuştum, görüştüm insanlar da bunları söylüyorlar. Tercih edilir mi, edilemez mi? İnsanlar kendileri karar verirsinler. Tabii, Sizin de öyle. tavsiyelerinizi korumuşsunlar. Öyle. Şöyle, hep bu söz kimin bilmiyorum ama akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkasının aklını kullanır. Başkasının aklını kullanır. Bunları şey yapmaları lazım. Aslında sizin tavsiyenizi, bir başkasının tavsiyesini bu konuda Öyle. isim yapmak, konuda marka olan isimleri tavsiyelerini alıp hepsini bir potada eritecekler. Kendilerine en uygun neyse Öyle. onu yapacaklar. Ve Yani kendilerine güzel bir yol çizecekler. kesinlikle yani bu konuda yapmak istiyorlarsa ne kadar istekli olduklarını benim anladığım kadarıyla karşı tarafa, muhataplarına göstermeleri gerek. Tabii. Öyle.
Bak sana çok özür dilerim. Bir saatimiz doldu ama çok ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Yok, ben ne kadar şan, ne kadar şanslıyım onu anlatayım sana. Bir gün telefon çaldı. Telefonu açtım. Alo dedim. Karşı tarafta Allah rahmet eylesin Cüneyt Türel. Itri'cim iyi akşamlar dedi. Çok kibar bir şekilde. Nasılsın dedi. Teşekkür ederim Cüneyt abi dedim. Hemen tanıdım tabii sesinden. Buyurun dedim. Beni konuşur musun dedi. Anlamadım. Nasıl dedim sizi konuşacağım. Ben dedim öyle bir şey yapamam. Yok dedi oğlum dedi. Ben dedi şeye gideceğim. Turneye gideceğim. Dublaj günüyle turne çakışıyor. Dublaja gidemeyeceğim. Yayını var. Cumartesi günü. Ben cumartesi günü dönüyorum. Yetişemiyorum. Lütfen beni konuşur musun? Dedim ne demek? Tabii ki konuşurum ama işte elimden gelen neyse onu yaparım falan filan. Melih Ceylan'dı yönetmeni de filmin. Gittik konuştuk bir bölüm. Kimse anlamadı. Aradan bir 5 yıl falan, 5 yıl geçmiş midir? 3 yıl falan geçti. Yine bir telefon. Kamuran abi, ortak bir tanıdığımız var. Kamuran abi kendisini konuşmanı istiyor. Nasıl dedim ya ne oldu? O dönem Allah rahmet eylesin rahatsızlanmıştı Kamuran abi. Evet, bir dizide kimin oynuyordu. Dizide dublajlı Gül bir Beyaz diziydi. Hatırlamıyorum şimdi ne yalan söyleyeyim. 2 bölüm konuştum zaten. 2 bölüm sonra vefat etti herhalde. Öyle hatırlıyorum. Kamuran abi konuşma şansına da eriştim. Onu son çok iyi. Bir şey daha söyleyeyim. Bir gün babam dedi ki yürü git dedi benim rolü konuşacaksın. Taksim'e koş koş dedi. Ne demek dedim o ya. Oğlum dedi aynı güne başka iş almışım ben. 2 iş çakıştı. Gittim babamın yerine de bir rol konuştum. Ne konuştuğumu adam anladı. Ne seyirciler anladı. Böyle de bir dönemden geçtim. Az yani önce çok şanslıyım. Az önce sorulardı. Miras Yediler dizisinde sizin sesiniz Evet. mi Pekcan Koşar'ın sesi mi? Ben sizin Benim sesiniz sesim olduğunu. canım. Herhalde benim sesim. Tamam, ben sizin sesiniz olduğunu söylemiştim Dublaj yapan takipçimize de. adam başkasının sesini yani bu ancak zor durumda böyle bu durumlarda kullanır. Dublaj yapan Evet. adam olmaz. Ha, babam da bir sürü insanı konuştu öyle. Erol abiyi konuştu mesela. Erol Günaydın'ı. Ama bakın eskiler nasıl şey bitirmeyeceğim sana bu yayını. Şöyle Instagram kendisi bitirirse hani 30 saniye süre olduğunu Tamam söylerse ben de veririm. biliyorum Tamam. biliyorum. Erol abiyi konuş. Şöyle olmuş. Pekcancığım demiş gel demişler Erol'u konuşacaksın. Hangi Erol demiş? Erol Günaydın. Babamla da Erol abi çok can arkadaş. Olmaz öyle şey demiş. Erol niye konuşmuyor kendini demiş. Demiş o turnesi var. Olmaz demiş. Ben demiş inanmıyorum size. Kapatmış telefonu. Erol abi aramış. Erol'cum demiş böyle böyle söylediler. Ha demiş ben söyledim zaten beni konuşsana demiş. Niye sonra konuşuyorum seni demiş. Ya ben demiş turneye gidiyorum yetişemiyorum dublajına. Tutturdular şu güne dublaj diye 1970'li yıllarda. Ah tamam o zaman deyip kapatıp tekrar arayıp tamam şimdi anladım ben işin doğrusunu konuşuyorum demiş. İşte o dönemde işler böyleydi. Şimdi insanlar birbirlerinin sırtına basarak eşi dostu arkadaşı da olsa fark etmez bir yerlerden bir şeyler kopartmaya çalışıyorlar. Dönem Doğru. geldiğimiz yol böyle yani. Ben pek düzeleceğini zannetmiyorum ama düzelmesi temennisiyle bence Ben de öyle temenni ediyorum. Umarım izleyen düzelir. kişilerin ağzında inşallah güzel bir tat bırakmışızdır. Kulaklarında İnşallah. pası silinmiştir sizin güzel sesinizle. Sağ Hakikaten olun, sağ olun. alttaki yorumlardan falan ben çok seviniyorum. Güzel bir Ben iş hiçbirini yapıyorum diye okuyamadım düşünüyorum. Hani vallahi. Hep sana baktım. Hep sen okudun. ben okudum. Yani şöyle. İyi ki yayını yapmışsınız. Çok güzeldi. Itri Bey çok güzel sesi var. Çok iyi oyuncudur. Yani ben şöyle Eksik düşünüyorum. olmasınlar. Sağ Kendime olsunlar. şuradan yontmaya çalışıyorum. İyi ki bu yayını yapmışız. İyi ki ben ısrar Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, etmişim. sağ ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür başka bir ederim. zaman müsait bir vaktinizde tekrar bir yayın daha yaparız. Her zaman çok zevk aldım. Çok güzeldi. Anlatacak daha onlarca şey var. Daha başka bir zaman bir daha konuşuruz. Bu arada Bu tabii biz yayını böyle paylaşacağım zaten. Oradan seyrederler. Bir yayını paylaşacağım zaten tabii seyrederler. tek başımıza gelmiyoruz tabii bu şekle buralara. Arkamızda eşimiz var, oğlumuz var, ailemiz var, anamız var, babamız var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız var. Bu bir ortam meselesi. Öyle güzel bir ortamdan dublaja gidiyoruz ki o dublajda da başarılı oluyorsak ne mutlu bize. Hepsine teşekkür ediyorum bundan. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sana da Şimdilik teşekkür ederim. rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Herkese iyi Sağ ol. akşamlar. Umarım Çok bir dahaki teşekkürler. yayında Herkese iyi akşamlar. görüşmek üzere. Görüşürüz.